Necip Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Murat ben. Buyurun, buyurun lütfen, buyurun. Teşekkür ederim. Mektubunuzu alınca gerçekten çok sevindik. İlginize çok teşekkür ederim. Ama efendim ne demek? Sizin gibi kıymetli biri için lafım olur. Estağfurullah. En son ne zaman gelmiştiniz? 41 sene önce. Okuldan sonra burada işe başlamıştım. Çok değişmiş mi? Bazı şeyler evet, bazı şeyler hayır. Necip Bey? Bir şey mi oldu? Necip Bey? Yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Türkiye'nin sık sık bir tarım memleketi olduğunu söylerler. Nitekim de doğrudur. Bir vapur dolusu pamuk karşılığı ancak birkaç otobüs alabiliyoruz. Ot satmak da neticeye varmak kabil değildir. Bu cihetle sanayi lazımdır. Paşa gel dedi gel. Yoksa zaman... Bugünkü şartlarda memleketimizin otomobil üretmesi mümkün değil. Beyler, otomobil demek yerli sanayi demek. Yerli sanayi demek, iktisadi özgürlük önce demek. Önce var olan borçlarımızı ödeyelim. Bütçe ortada. Parasını nereden bulacaklar? Milletin parasıyla böyle bir maceraya kalkışırsak çok müşkül durumda. Böyle teşebbüslerle yabancı yatırımcıları da kaçırırız. Hepimiz tabii ki bu ülke için en hayırlısını istiyoruz. Herkes olmaz diyor. 1 milyar lira israf olur diyorlar. Türkiye'de otomobil yapılamaz diyorlar. Bu tamamen kara bir düşüncenin mahsulüdür. Türk ulusunun kendi sanayini yaratacak kuvvete ve kabiliyete sahip olduğunu biliyorum. Bu memleket kendi otomobilini yapacaktır. Hepinizi selamlıyorum. Yani şimdi olacak iş var, olmayacak iş var. Konuşan mühendislerden bazıları sizin gibi düşünmüyor işte bu. Makine yok, işçi yok, altyapı yok, üst yapı yok, yok oğlu yok. Yan sanayi olmadan nasıl yapılabilir ki? Yan sanayi otomotiv sayesinde kurulacak beyefendi. Ayrıca bu sanayinin doğuracağı istihdamın, döviz tasarrufunun, teknik bilginin hiç mi ehemmiyeti yok? İyi de İsmet Bey, rakamlar ortada. Kısa vadede de, orta vadede de ithal etmek, imal etmekten daha ucuz. Bunlar ciddi tetkik gerektiren mevzular. Devletin sokağa atacak parası yok. Yarın yedek parça ihtiyacımız olduğunda vermezlerse ne olacak? Ne yapacaksınız o zaman? Önce bir toplu iğne yapalım da sonra otomobil faslına geçeriz. Ben iktisadi hürriyetten bahsediyorum. Ben yapılamaz diyorum İsmet Bey. Merhaba İsmet Bey. Gündüz Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yerli otomobille ilgili hararetli konuşmanızı keyifle dinledim. Sağ olun. Ama pek çok kişiyi ikna edemedim. Makine, işçilik, ham madde, yan sanayi. Bir sürü eksik sayıldı bugün. Evet. Ama bunların hepsi aşılabilir. Bir işin zor olması başka, imkansız olması başka bir şey. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Siz olabileceğini düşünüyorsunuz. Elbette. İnanan başka arkadaşlar da var. Ama söylemeye çekiniyorlar. Peki neden? Gündüz Bey, etrafınıza bir bakın. Sözüm ona bir otomotiv kongresi düzenleniyor. Ama bürokratların tek derdi
herkesi bu işin olmayacağına ikna etmek. Gel Ender, gel. Yarın ne yazacaksın bakalım? Bir emriniz var mı başkanım? Estağfurullah. Cemal Aga yerli otomobil tahvil ediyor. Nasıl? Kongrede kiminle konuşsam otomobil imalatı hayal diyor başkanım. Sizinki de öyle bir hayal. Bana kızmayın başkanım. Sanayi Bakanı bile bugünkü şartlarda yerli otomobil imalatı imkansız diyor. Galiba bizim asıl devrimi zihinlerde yapmamız lazım. Hemen mevzuya gireyim. Cemal Paşa bir yerli otomobil imal edilmesini istiyor. Cemal Paşa gerçekten yapılmasını mı yoksa bu konuda bir etüt mü istiyor Sayın Bakanım? Otomotiv kongresinden sonra Türkler otomobil üretemez lafına çok canı sıkılmış. Yapılabileceğini herkese göstermek istiyor. Tecrübe başarılı olursa ileride seri üretime geçmeyi düşünüyor. Olursa projeyi kim yürütecek efendim? Ulaştırma Bakanlığı olarak emri bize havale ettiler. Biz de en tecrübeli kadronun Devlet Demiryolları'nda olduğunu düşündük. Ben yapabileceğimize inanıyorum efendim. Nasıl? Neyle yapacaksınız? Yapmayın Allah aşkınıza İsmet Bey. Zaten bu toplantı bile sırf sizin heveskarlığınız yüzünden yapıldı. Peki bugün başlamazsak ne zaman başlayacağız? Otomobil ne zaman isteniyor efendim? 29 Ekim'e. İmkansız. Sadece 4 ay var efendim. Ya o Amerikalılar bile yeni bir otomobili ancak bir sene... Neden hemen muhalefet ediyorsunuz efendim? Gerçekleri görüyoruz İsmet Bey. Çünkü iktisadi imkansızlıklarımızın farkında... Sizin gibi hayalperest değiliz. Yapın bu kadar korkak olmayın. Zamanı fark yaparız. Ezil oluruz. Efendim? Yaparız dedim. Biz Devlet Demiryolları olarak 29 Ekim'e kadar bir yerli otomobil imal edebiliriz. Gündüz Bey duymadınız galiba. Sadece 4 ay var. Siz Ulaştırma Bakanlığı olarak gerekli personel ve desteği sağlarsanız biz yaparız. Cemal Paşa ve Milli Birlik Komitesi projenin bu safhada gizli kalmasına çok ehemmiyet veriyorlar. Malum işin sonunda rezil olmak da var. Anlaşıldı. İsmet Bey, eldeki bütçeyle her şeyi kendi imkanlarımızla çözmek zorundayız. Bizim Eskişehir'deki CER atölyesi bu iş için en uygun yer. Lütfen Uğur Bey'i de bilgilendirin ve güvendiğiniz isimlerin hemen bir listesini hazırlayın. 20 Haziran'da herkes Eskişehir'de olsun. Otomobili olanlar otomobiliyle gelsin. Ben de bu akşam Eskişehir'e dönüyorum. Erhan Bey, yarın sabah size geçici görev tayini için bir liste yollayabilirim sanırım. Gündüz Bey, neden kabullenmiyorsunuz? Ortada bunca menfi durum varken bu işi yapamazsınız. Peki Erhan Bey. Ya yaparsak? Kolay gelsin. Uğur Bey burada mı? Kur'an babama. Sağ olasın. Kolay gelsin. Az önce bizzat kontrol ettim Ali Usta. Trip valfinde sorun var. Siz toz çantalarını bir sökün. Tamam. Adam akıllı temizleyin. Tekrar takın bir daha bakalım. Tamam, tamam mı? Hadi. Uğur. İsmet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Hayrola? Ne işin var burada? Bir konuşmamız lazım. Nedir mesele? İsmet Bey kardeşim. Oo. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buraya? Sağ olasın. Kaytırıyor musunuz diye bakmaya geldim. Evet, kaytarıyoruz. Hadi koş Yasemin'i göster resimle. İsmet. Hayati de gelsin. Onu da ilgilendiriyor. Hayati! Gel hadi, gerisini hanımlar halleder. Bir şey söyleyeceğim. Zeynep'in kardeşi tam sana göre Hayati. Bir düşün bence, ha? Yok. Çok iyi kız Hayati. Biz çok seviyoruz. Gel. Gör bence. Hayati hadi gel. Seninki çağırıyor. Hayati amca, bu ne? Bu projeksiyon cihazı Yasemin'cim. Uğur amcan gösteriş olsun diye ta Amerika'dan getirdi onu. Öyle değil mi Uğur amcası? Hadi gel otur, adam mühim bir mevzu anlatacak. Sen Amerika'dan döndüğünden beri durmadan ne anlatıyorsun?
Bilmem. Ne anlatıyorum? Otomobil. İnşallah Türkiye'nin ilk yerli otomobilini yapacağız. Ne diyorsun? Ne diyor? Gündüz Bey yönetiminde bir kadro kuruluyor. O kadroda biz de yer alacağız. Gerçekten başarabilecek miyiz? En azından deneyebileceğiz. Siz demiryolu mühendisi değil misiniz? Otomobili nasıl yapacaksınız? Kabul ettin değil mi? İki gün sonra başlıyoruz. Zaten böyle bir projeyi senden başka kimse kabul etmezdi herhalde. Lütfen en azından bu sefer sağlığına dikkat et. Ne güzel azaltmıştın. Önümüzdeki birkaç ay çok meşgul olacağım. İstersen bu sene kampa bensiz git. Ya ne münasebet. Hem ben gidersem sen kendine dikkat etmezsin. Lütfen. Hayır, itiraz istemiyorum. Hadi yemeğini ye. Gel. Müsait misiniz efendim? Aa, Sami gel gel. Atama karar verin. Yassıada'dan yeni bir haber var mı? Yok efendim. İstimlak davası devam ediyor. Anlaşıldı. Müsaadenizle. Otomobil hususu ne oldu? Ulaştırma Bakanlığı'na haber geldi. Ekipler bugün Eskişehir'e intikal ediyor. İyi. Sami. O proje sana emanet. Merak buyurmayın efendim. Bizzat takip edeceğim. Necip? Sesleniyorum, duymuyorsun. Dalmışım, kusura bakma. Çok şişmanladım ben Necip. Hiçbir kıyafetime sığmıyorum artık. Çok güzelsin. Üzme canını. Çay koyayım mı sana? Koyma. Geç kaldım, hemen çıkmam lazım benim. Kaç gündür yüzünü görmüyorum. 5 dakika geç git, ne olur. Olmaz Nilüfer. Mühendisler gelecek bugün. Benim onları karşılamam lazım. Gündüz Bey dün bizzat geldi söyledi. Onları da epeydir yemeğe almadık. Enginar yap. Gündüz Bey bayılır enginara. Hı, tamam. Konuşayım Suna ablayla. Ha, Nilüfer. Ya bu sefer enginarı kendin yap ama. Suna ablaya yaptırma. Aşk olsun. Lazım mı akşama? Suna ablayla çarşıya çıkacağız bugün. İyi, çıkın. Hadi dur. Nasıl görünüyorum? Çok şıksın. Doğruyu söyle. Vallahi. Mühendis gibi görünüyor musun? Mühendis gibi. Hadi. Güle güle. Suna abla günaydın. Okula mı? Günaydın. Son gün. Kalbileri dağıtacağım. Ay, çocuklar amma heyecanlıdırlar şimdi. Hem de nasıl. Okul dönüşü öğleden sonra çarşıya gideriz, olur mu? Tamam. Bakalım, hoşça kal. Güle güle.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Necip. Hoş geldiniz. Merhaba Aziz. Necip. Hoş geldiniz. Merhaba Necip. Birazdan içeride tanışacağız zaten. Hoş geldiniz Necip. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Merhaba. Necip. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Necip. İsmet. Bavulları alalım mı, otobüse mi kalsın? Ben onları ayarlayacağım. Sen bütün bavulları misafirhaneye. Tamam. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz ya? Bayağı oldu. Otobüsü bile geçemedim. Adam evhamdan 40 kilometreden fazla yapmıyor ki. Abi. Nasılsın abi? Diğerleri de geldi mi? Bir kapıya sorup geleyim. Hadi. Delikanlı. Buyurun. Buyurun diyeceğine gel valizi al. Garda bekle bekle helak oldum. Gelen yok, giden yok. Ben mühendis Latif Tebriz. Hoş geldiniz efendim. Ben de mühendis Necip Kavak. Sen mühendis misin? Evet efendim. 24 yaşındayım efendim, evet. İyi. Sana fazla ağır gelmez. Hadi bakalım. Herkes geldi mi? Ya bu sıcakta sizi beklettiğim için kusura bakmayın. Latif Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Gündüz Bey. Buyurun. Evvela hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir kısmınızla daha önceden teşrik-i mesaim oldu. Bir kısmınızın ismini de Devlet Demiryolları'ndaki değerli çalışmalarından biliyorum. Öncelikle davetime icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Estağfurullah. Gündüz Bey, şimdi görev bize tebliğ edildi. Biz buraya geldik ama projenin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ülkenin ilk yerli otomobilini imal edeceğiz. Otomobil mi? Biz mi? Nasıl? Otomobili imal edeceğiz. Biz mi? Ne kadar vaktimiz var peki? Otomobili Cumhuriyet Bayramı törenlerine yetiştirmemiz lazım. Yani bugün itibariyle tam 130 gün. 130 günde nasıl olacak? Bu çok az bir vakit. Gündüz Bey, bırakın imal etmeyi. Aramızda otomobil kullanmayı bilen kaç kişi var ki? Bence çok fazla tevazu gösteriyorsunuz. Hepiniz bu memleketin yetiştirdiği en nadide mühendislersiniz. İş bizimle bitmiyor ki. Arkadaşlar. Sıkıntıların ben de farkındayım. Eksiklerimizi ben de biliyorum. Ama hepimiz yıllardır böyle bir fırsatı beklemiyor muyduk? İstersek yabancının yaptığını biz de yaparız demiyor muyduk? İşte buyurun. Fırsat önümüzde. Eğer biz bunun yapılabileceğini gösterirsek neler olabilir? Neler değişir? Bir düşünsenize. Bu her şeyden önce bir inanç meselesi. Hani inanmayan varsa ki olabilir. Hiçbir küskünlük, hiçbir dargınlık yok. Projeden çekilebilir. Ama ben bir Türk mühendisi olarak
bir Türk otomobili yapmak istiyorum arkadaşlar. Türk otomobili. Üstelik büyük bir avantajımız var. Kimse yapacağımıza inanmıyor. Bereket versin. Hayırlı işler. Güle güle. Et balarda uğradık. Bu benim şimdi tamam. Tamam. Ben de şuradan yürü olacağım. İyi günler Hacı Hanım. İyi günler. İyi günler. Düz tülbendiniz var mı? Beyaz. Tülbendim yok. He. Sağ ol. Hayırlı işler. İyi günler. Bebeğe lazım olacak biliyorsun. Ya annem hazırlıyor onları. Az kaldı ha? Hı. İsim düşündünüz mü? Kız olursa Sevgi, erkek olursa... Ben Kemal diyordum ama Necip iki gündür gündüz deyip duruyor. Bu proje haberini aldığından beri içi içine sığmıyor. Karnım bu kadar büyümese benim bile fark edeceği yok. Alışacaksın. Proje bitinceye kadar kocanı unut Nilüfer. Zaten bir şey de yapamıyoruz bu aralar. Ay şunu gördün müsün abla? Ay fiyatını sormazsam çatlarım dur. İyi günler. Ne kadar bu bebek elbisesi? 20 lira. 20 lira. Oo, sağ olun. Ay ama renk kadar elbise 20 lira diyor. Ayol yunalık kendim örerim benim. Yürüsün ablası. İşin en zor kısmı motor ve şanzıman. Her şeyi tek tek parça parça imal etmemiz lazım. Motor bloğu, egzantrik mili, pistonlar, krank mili, yataklar, dişliler. Hesapların hepsi hatasız olmalı. Bunların hepsini 130 günde nasıl yapacağız? Aslında motor ve şanzıman için 130 günümüz yok. Otomobilin montajına, motorun gövdeye uyum tetkiklerine, tecrübe sürüşlerine, bir de bunların düzeltmelerine hepsine vakit ayırmamız lazım. Bu da motor ve şanzıman için yaklaşık 95 gün demek. Bazı parçaları başka otomobillerden alıp birleştirsek ne olur? Kim bilecek ki? Biz bileceğiz Ahmet Bey. Yetmez mi? Muhakkak hazır satın alacağımız bazı parçalar olacak. Ama bu otomobil ve motor Türkiye'ye has olmalı arkadaşlar. Bu çok önemli. O zaman kanımca bizim imal edeceğimiz motor 4 silindirli olmalı. Hem yakıttan tasarruf ederiz, hem gövdeye daha rahat sığdırırız. Ayrıca çok özel bir soğutma sistemi lazım. Hava filtresi daha art oza dayanabilmeli. Yollarımız toprak ve kasisli. Hava yastığı yüksek lastikler lazım. İç hacmi de geniş olmalı, büyük olmalı. Motor bloktan mı üstten mi egzantrikli olsun? Üstten egzantrikli olanın imalatı daha zor ama verimi daha iyi. Bloktan olanın imalatı daha kolay. Yaparken rahat ederiz. Biz ikisini de yapalım. Birini burada, diğerini de Ankara'daki fabrikada. Hem iki sistemi denemiş oluruz, hem de yedek bir motorumuz olur. Daha elektrik donanımı var. Fren var, karoser var, cam var, göstergeler var. Trene alışırız biz. Ama otomobil farklı bir husus. İyice tetkik etmeliyiz. Buyurun bakalım. Arada kesiliyor. Şimdi gelir. Jeneratör meselesi var. Kaç arkadaşımız kendi otomobiliyle geldi? Demek başka yok. Ceryan tekrar kesilmeden şu filmi bir izleyelim mi? Bize imalatla ilgili genel bir fikir verebilir diye düşünüyorum. Lütfen buyurun Uğur Bey. Necip Bey, siz de yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederiz Uğur Bey. Yarın çalışma gruplarını belirleriz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter.
Keşke o filmi izletmeseydin ya. Zaten herkes yapabilecek miyiz diye endişeli. Herkesin morali bozuldu. Ben morallerini bozmak istemedim ki. Olur da başarırsak memleketin sahip olabileceği geleceği göstermek istedim. Gir. Gir. Gel hayatım. Yatmadınız mı ya? Hayır, yatmadık. Sohbet ediyoruz. Sen yatıyorsun galiba. Yol yordu biraz. Uğur, ben yarın sabah müdürlüğe uğrayıp geleceğim. Hı. Otomobili o şeye... Ya... Otomobil... Sana emanet, tamam. Tamam. Hadi Allah'ım, rahatlıkla olsun. Sağ ol. Sağ ol. Günaydın. 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 Kaporta ile işiniz bittiyse elektrik aksamını alacağım. Günaydın. Bir tek camları kalmış. Tut camı. Hayati Bey, biraz emrivaki oldu ama inanın şimdiden çok faydasını gördük. Merak buyurmayın, otomobiliniz benim teminatım altında. İşimizi görsün de. Koltuğu daha yüksek ve köşeli mi yapsak rahatlatmak için? Paşa öyle istiyor. Sana gelmiş. Ha, sağ ol. Aa Ender. Ankara nasıldı? Yeni bir havalis falan var mı? Yok aynı. Yasada, iktisat, yeni anayasa. Cemal Aga? O da aynı. Şimdi de otomotiv sanayi diye tuttum. O da nereden çıktı? Ne bileyim. Yalnız geçenlerde Türkler otomobili yapamaz diyenlere verdi veriştirdi. Her zamanki Cemal Aga. Vaziyet nasıl?
Dökümhaneden piston kolları geldi ama pek istediğimiz gibi değil. Hiçbiri mi? Dökümden kaynaklanıyor. Hassas iş. Çözmemiz lazım. Arkadaşlar deniyor ama halledemediler. Peki ne yapabiliriz? Recep Usta ile konuştunuz mu? O kim? Recep Usta! Recep Usta! Recep Usta! Geldi. Merhaba Recep Usta. Merhaba Recep Usta. Nasılsın mühendis bey? Teşekkür ederim Recep Usta. İyiyiz. Bir sıkıntımız oldu. Ben dedim çözse çözse Recep Usta çözer. Recep Usta, bizim döktüğümüz piston kollarının hepsi hatalı çıkıyor. Kırılıyorlar. Bir bakar mısın? Nasıl döktünüz? %2 kromla kum kalıplara döktük. Dik mi, yatay mı? Yatay. 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 Kromu %1 arttırıp dik kalıba dökmeniz lazım. Hesap yapmadan nasıl bildik ki? Sordunuz, söyledik. Sen canın nasıl istiyorsa öyle yap beyim. Recep Usta, bize bu kolları sen döker misin? Kalıbı çıkarmak için bir gün lazım. Güzel. Recep Usta bundan sonra benimle çalışacak. Fakat müdürüm, Recep Usta biraz ne desem asabidir. Sicili de bozuk. Güzel. Demek o da bizden. Meclis bugün kabul ettiği bir karara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni teşkil eden Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu seçimleri 15 Ekim 1961 günü yapılacaktır. Oy birliğiyle ve ayakta dakikalarca devam eden alkışlarla kabul edilen seçimlerde Millet Meclisi'ni teşkil edecek 450 milletvekiliyle Cumhuriyet Senatosu üyelerinden 150'si seçilecek. Ne oldu? Yok bir şey. Kahvaltı bitirmeyecek misin? Geç kaldım, gitmem lazım. Gündüzcüğüm biraz daha yeseydin. Akşama görüşürüz. Gündüz. Gündüzcüğüm bir şey mi oldu? Aylardır tüm kamuoyunu meşgul eden hadiselerden biri de Türkiye'nin kendi otomobilini yapıp yapamayacağı tartışmaları. Nah yapar. Hepimiz memleketimizi seviyoruz. Ama bazen her şeyi gururumuzla tetkik ediyoruz. Paramızı sokağa atmamak adına soruyorum. İktisadi imkanları kısıtlı, yan sanayisi olmayan, doğru dürüst bir toplu iğne üretemeyen bir memleketin otomobil gibi yüksek teknoloji ihtiva eden bir şeyi üretebileceğini düşünmek pembe bir rüya değil de nedir? Hadi. Yazanın ellerinden öperim. Neden öpeceksin? Doğru söylüyordu ondan. Şimdi sokaklarda Türk malı otomobil dolaşsa fena mı olur? Bak beyim. Bu gavur malı. Bu Türk malı. Anladın mı? Biz istesek de yapamayız. Denemeden nereden biliyorsun be kardeşim? Palavralardan bıktık artık biz. Onu da yaparız, bunu da yaparız. Sonunda ne yapıyorlar? Hiç. Paramızı sokağa atıyorlar. Olanlar bize oluyor, bize. Hani bu adam en iyiydi? Biraz daha kalsiyum silis basın. Sonra 10 derece daha yüksekte dökeceğiz. Tamam usta. Parçanın et kalınlığını mı artırsak? Lazım değil. Bu sefer olur.
İnşallah. Ellerine sağlık Recep Usta. Recep Usta, bana bundan 8 sene daha yapar mısın? Yaparız mühendis bey. Eline sağlık. Sağ olasın. Gündüz Bey, Ankara'dan bir heyet gelmiş. Atölyenin girişinde sizi soruyorlar. Sağ ol Ahmet. Hoş geldiniz. Geleceğinizi bildirmemişlerdi. Eskişehir'de başka bir işimiz vardı. Gelmişken Sami Bey'i uğramamızı istedi. Anlıyorum. Amerika Dış Yardım Komisyonu'ndan Mr. Bird. Hello. Merhaba. Mr. Klein'i tanıyorsunuz. Evet. Merhaba. Onlar da çalışmalarınızı merak etmişler. Hangi safhadasınız Gündüz Bey? Her şey tasarlanan şekilde ilerliyor Üçlü Bey. Bitirebilecek misiniz? Bitirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Umarım. Cemal Paşa büyük beklentiler içinde Gündüz Bey. Rüştü Bey, bu projenin başı olarak bunun ben de farkındayım. Rüştü Bey, Gündüz Bey daha fazla meşgul etmeyelim. Bize müsaade Gündüz Bey. Güle güle Rüştü Bey. İyi günler. They won't be able to do it. They believe they'll do it. And that's even more important. Suna. Suna. Burada kalma böyle. Saat kaç oldu? Epey geç oldu. Hmm. Sen şimdi açsındır, ben bir şeyler hazırlayayım. Hiç zahmete girme, öyle yorgunum ki. Olur mu öyle şey canım? Sen üstünü değiştirinceye kadar ben hazırlarım. Bugün okula gittim. 20 lira bir mesai farkım varmış, onu aldım. Allah devletimize zeval vermesin. Yemek hazır. Gündüz. Gündüzcüğüm. Gündüz. Gündüz.
Modelin haftaya yetişmesi lazım. Yetiştiririz bunu. Ne durumdayız? Malzeme envanterini bitirmek üzere. Güzel. Hepsi sağlam mı? Sağlam. Bakın Gündüz Bey. Bu orijinali, bu da bizim döktüğümüz. Şu bizim yaptığımız değil mi? Evet. Çok güzel, harika. İşleyince gayet güzel olur. Oksijen geldi mi? Geldi. Bu sabah geldi. Git değiştir istersen. Değiştireyim, tamam. Alması gereken listesinden çıkarıyorsun. Alo. Ankara'dan Sami Bey'i bağlıyorum. Tamam, bağlayayım. Sami Bey, merhaba. Çalışmalarınız nasıl ilerliyor? İyidir, iyi. Sağ olun. Gündüz Bey, projenin bütçesine Ankara'da şiddetli itirazlar oldu. Ödeneğinizi maalesef 900 bin lira indirmek zorunda kaldık. Bu üçte bir kesinti demek Sami Bey. Biliyorum, biliyorum ama bu dönemde böyle bir bütçe tahsis edilmesi tedirginlik yarattı. Bir de gazetede böyle bir haber çıkınca... Buradaki sıkıntılarımızdan, eksiklerimizden haberiniz var zannederim. Bunları tahmin etmiş olmalısınız. Zorluklar tebliğ edildiği halde projeye olur veren sizsiniz. Her gün elektrik kesiliyor Sami Bey. Muhakkak bir jeneratör edinmemiz lazım. Gündüz Bey, zaten lüzumunca para harcandı. Ortada da henüz bir şey yok. Olacak Sami Bey. Olacak. Henüz başladık. Olduğu zaman tekrar değerlendiririz. İyi günler. Son bütçe rakamlarını getirmiştim. Saçları 50. Çekiçle işlememiz lazım. Uzun sürer, yetişmez. Peki pres bulamaz mıyız? Arabanın karoseri için büyük saç presleri lazım. Memlekette yok ki onlarda. Pres kalıplarını üretecek zaman da yok. Zor, çok zor. En azından kaba şeklini vermek lazım ki siz elde işleyebilin. Onu nasıl vereceğiz? İşte bize büyük saç presi lazım. Hidrolik krikolar ne kadar ağırlık kaldırır? 2 ton. Sanırım bir çözüm var. İçimde kötü bir his var. Ne vakit olmadı ki? Başla Mehmet. Kopacak Hayati Bey. Kopmaz. Biraz daha. Fazla zorluyorsun, kopacak. Kopmaz dedim. Devam. Bizden de ucuza hallettik. Fotoğrafını çektikten sonra hemen Ankara'ya gönderdim. Ortada ciddiye alınacak bir durum yok. 2 ayda sadece birkaç parça yapabilmişler, o kadar. Yetiştirmeleri çok zor. Ya yetişirse Sami Bey? Bunlar otomobili gerçekten bitirirlerse. Sonra ne olacak? Ya yarın öbür gün uçak yapmak için, gemi yapmak için de para isterlerse? O zaman ne yapacağız? Kusura bakmayın ama otomobili bitirmeleri neden bu kadar vahim anlayamadım. Diyelim ki yaptılar. Ve o derme çatma otomobil yürüdü. Sonra Cemal Paşa hemen bir fabrika yapın dedi. Bugüne kadar kaç tesis böyle heveslerle açıldı kapatıldı bilmiyor musunuz? Bu memleketin olmayacak hayalleri verecek parası artık yok.
Sizin varsa bilemem. Gir. Biz gerçekleştirebileceğimiz yatırımlara bakalım. Sana kaç kere söyledim, bak. Kablonun ucu akıyor bağlı mı değil mi, kontrol et. Bu yaştan sonra elektrik çarpsın istemiyorum. Kontrol ediyorum Latif Bey, lütfen kızmayın. Onda oldu diye bunda da mı olacak? Göreceğiz. Bu kadar eminseniz bu projeyi neden kabul ettiniz peki? Gündüz istedi diye. O kadar. O kadar. Hadi bağla bakalım. Hani ne oldu, dikkat etmiştin ha? Ben senin bildiğin kadarını unuttum evladım. Uyandırdın mı? Yok. Yarım yamalık uyuyordum zaten. Ay, ağzım çamur gibi. Neden bulanayım? Yok. Necip. Nilüfer. Necip. Nilüfer. Ay, rüyamda elma yiyordum ben. Anneciğim. Canım nasıl elma çekti? Çekti. Ay. Buraya gel. İyi geceler. Ne yapıyorsun sen? Manav içeride yatıyordur belki diye bir baktım. Bu saatte sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun kardeş? Biliyorum, biliyorum. Benim karım hamile. Elma aşerdi. Hadi kardeşim, hadi evine dön de karakola götürmeyeyim şimdi seni. Tamam. Necip, sen misin? Gündüz Bey. Oğlum ne işin var bu gecenin bu saatinde ağacın tepesinde? Gündüz Bey, Nilüfer elma aşerdi. Manav kapalıydı, aklıma başka bir yer gelmedi. Oğlum bu ağaç devletin malı, in aşağı. Özür dilerim. Hiç aklıma gelmedi. Bak şurada daha olgunları var, onları topla. Yavaş, yavaş. Yavaş. Yavaş, yavaş. Aman, aman. Gündüz Bey, size de ayıp oldu böyle biraz mahallede. Elma da güzelmiş. Nilüfer nasıl? İyi. Aşeriyor. Aşeriyor. Bek gördüğüm yok. Olsun. Suna Hanım nasıl? Benim de pek gördüğüm yok. Evet. Elma elma derken sıkı yönetim mağduru oluyordum. Merak etme, bu saatte gezmezler artık.
zaman bloktaki su ceketlerini genişletir. Ne dersin? Olabilir. Olabilir. Hatta kanal sayısını arttırabiliriz ha. Nasıl? Sağ ol. Siz Cer atölyesindeki şu otomobil üzerinde mi çalışıyorsunuz? Benim komşu orada ustabaşıda. Ondan biliyorum. Ellerinize sağlık. Çaylar benden. Teşekkür ederiz. Ne diyorsun? Çok daha zor bir döküm. Daha fazla maçı lazım. Nasıl yaparız? Yine blok dökmemiz lazım. Dökebiliriz. Ama Sivas'a gitmem lazım. Oradakiler bu kadar maçalı dökümde bizden daha tecrübeli. Kaç gün sürer peki? Sivas'taki fabrikada 2 günde dökeriz. Ankara'daki fabrikada 1 günde işleriz. Her şey rast giderse 5 günde dönerim. Güzel. Bitişir. Mühendis Bey. Daha ince bir çizim hazırlaman mümkün mü? Hemen hazırlarım. Teşkilatının raporunu iyicene tetkik ettiniz mi? Otomobille ilgili genel kanaatle aynı efendim. Yani otomobillerin karlı olmadığını, imalatın numunenin ötesine geçemeyeceği. Bu mudur genel kanaat? Anladım. Yılda 20.000 otomobil yapıp satmalıyız ki yatırım kendini çıkarsın. Raporda da belirtiliyor. Türkiye'nin bu kadar otomobil talebi olamaz. Paşam, biz otomobil yapıp satmaya kalkıştığımız vakit Avrupalı bizim fındığımızı almaz. 3 otomobil yapalım derken koca sektör çöker. Otomobil sektörü milyonlarca lira harcama demek. Yapılacak beyhude bir yatırımla halkın karşısında çok müşkül duruma düşeriz. O halk 29 Ekim'de otomobilinin yürüdüğünü bir görsün. Sizden benden fazla sahip çıkacak. Göreceksiniz. Teşekkür ederim. Alo? Uğur? Mine, nasılsınız? İyiyiz, sen nasılsın? Neden nefes nefesesin? Koştum da ondan kaç saat oldu telefonu yazdıralı. Biz umudu kesmiştik, yatmaya hazırlanıyorduk. Az evvel bağladılar. Nasılsınız Uğur? İyiyiz, çalışıyoruz. Zehralar geldiler değil mi? Geldiler, geldiler. İyi, İsmet de yanında zaten, konuşacak şimdi. Oğlan nasıl? Serdar, gel babana merhaba de. Koş. Baba, ne zaman gelecek? Oğlum benim. Yakında, çok yakında. Nasılsın oğlum? İyiyim. Konuş oğlum, konuş. İşleriniz nasıl? Çok yoruluyor musunuz Uğur? Biraz, merak etme sen. Efendim? Ben İsmet'e veriyorum, Zehra ile konuşsun.
Tamam. Aa Uğur, Hayati'ye söyle. Zeynep'in kardeşi ona selamlarını iletti. Söylerim, söylerim. Gel. Alo. Alo Zehra. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Alo. Gündüz Bey, ben Erhan. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çalışıyoruz. Motorun ilk tecrübesini yapmak üzereyiz. Harikulade. Cemal Paşa ve bazı komite üyeleri çarşamba günü sizi ziyarete gelecekler. Bu çarşamba mı? Erhan Bey, böyle bir ziyaret için 3 günde hazırlanmamızı nasıl beklersiniz? Haklısınız Gündüz Bey. Yalnız programı Cemal Paşa kendi yaptı. Bir şeyler görmek için artık sabırsızlanıyor. Gelen heyette gazeteci Ender Akın da olacak. Anladım. Bilmenizi istedim. Teşekkür ederim Erhan Bey. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Hazır mıyız? Deneyelim bakalım. Kapatın! Kapatın! Hayır, hayır! Katlar çıktı galiba. Kapatın şunu, kapatın! Kapatsak mı? Daha değil. Hararet yükseliyor abi. Ben size kapatın. Çok zorladık, çok. Ne yapacaktık? Kendimizi kandırmak için 5 saniye çalıştırıp durdursa mıydık? Subap ayarlarında bir şey mi var? Olsaydı sesten anlardım. Yatak toleransları mı yanlış? Hayır efendim, onları kontrol ettik. Ya boş değilse. Onları da kontrol ettik. Hesapların hepsi doğru. Doğruysa niye çalışmadık? Allah'ım neden çalışmadı ki? Yapamadık işte. Bir şeyi atladık. Bir şey var ki çalışmadı. Çok biliyorsanız siz bunun o zaman sorunu. Bitti mi? Eğer bitirdiyseniz şimdi hep beraber sorunu çözmek için uğraşalım. Cemal Paşa'nın gelmesine daha 72 saat var. Rezil olacağız. Hiçbir şey olmayacağız. Bu noktaya kadar geldik. Bundan sonrasını da halledeceğiz. Bakın, bu iş artık bir otomobil meselesi olmaktan çoktan çıktı. Çok daha mühim, çok daha büyük bir mesele. Ben haftalardır her tarafta yapamayacaklar lafını duymaktan bıktım, usandım. Vallahi usandım. Bu iş artık bizim için bir gurur meselesi. Bunu unutmayın.
Sıkma torkların tekrar kontrol edildi mi? Evet, montaj hatası olabilir. Söküp bakalım. Hadi bakalım. İçmeye geldim. Ben tıraş olurken şu beyaz gömleğimi ütüler misin? Tabii ütülerim. Çay içer misin? Sağ ol. Hemen atölyeye dönmem lazım. Hemen mi gideceksin? Çok işim var. Gündüz bak kaç gündür eve gelmiyorsun. Hiç uyumadın Suna, belli. Şimdi değil. Peki ne zaman gündüz? Hı? Bak harap görünüyorsun. Hiç Suna. Olmazsa biraz... Suna! Gündüz. Kes artık şunu. Orada herkes it gibi çalışırken oynayacak vakit mi? Allah aşkına. Bir saat sonra Cemal Paşa atölyeye gelecek. Yaptığımız motoru görmeye. Onca insanın emeği. Her şey. Bir kontağın ucunda. Belki de bu işe hiç girmemeliydim. Sana da haksızlık ettim. ...insanı da peşimden sürükledim. Benim tanıdığım Gündüz kimseyi zorla işe sokmaz. Belli ki onlar da seninle çalışmak istedi. Onlar da bu projeye inandı. Baksana koskoca devlet başkanı sizin yaptığınız şeyi görmeye geliyor. Herkesi çok şaşırttınız. Hadi. Az kaldı. Biraz daha şaşırttın. Sağ ol. Sağ ol. Vaziyet nedir arkadaşlar? Bitti. Buji kablolarını takıyoruz. Güzel. Yalnız Gündüz Bey bir tecrübe etseydik. Rölanti ayarını da yapmak lazım. He. Artık olduğu kadar arkadaşlar. Yok Gündüz Bey, en azından bir kere. Gündüz Bey, Nizami'ye yaklaşmışlar. Hadi bakalım. Gündüz Bey.
Hoş geldiniz paşam. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Başkanımız eserinizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Çok meraklıyım Gündüz Bey. Buyurun efendim. Hoş geldiniz paşa. Merhaba. Hoş geldiniz paşa. Merhaba. Hoş geldiniz paşa. Merhaba. Buyurun paşa. Otorumuz bu. Müsaadenizle başlayabiliriz paşa. Hadi bakalım. Koptuğu an bu andır. Sakin ol evlat. Azam bozma. Kutlarım sizi. Ellerinize sağlık. Sağ olun paşam. Arkadaşlarım başarısı. Gündüz Bey, dört silindirini yapmanız çok isabetli olmuş. Hoş güzel de bu motor iktisadi mi? Durun bakalım. Çalışan bir motor yapmışlar. Bir Türk motoru. Mühim olan husus bu. Aslan Cemal Aga. Diğer kısımları gezmek ister misiniz paşam? Görelim, görelim. Buyurun. Sağ olun paşam. İkinci otomobil de sabırsızlıkla bekliyor. İkinci otomobil paşam? 29 Ekim'e iki otomobil yetişmesi gerektiğini iki hafta evvel bildirmiştik size. Bize öyle bir emir geldi. Tebliğin bin ustası burada. Sadece tek otomobili halkın huzuruna çıkacağımızı düşünmüş olamazsınız. Bir sıkıntı mı var Gündüz Bey? Hayır paşam. Gidelim. Evet.
Ama nasıl? Ellerinize sağlık arkadaşlar. Bu akşam gidin şöyle güzelce bir dinlenin. 29 Ekim'e kadar bir otomobil daha yapacağız. Necip. Elma deme ne olur. Deme elma deme. Necip. Lütfen dur. Dur bekle. Dur. Suna abla. Suna abla. Geldin. Ne oldu Necip? Lütfen. Doğruyu, suyu geldi. Ne oluyor? Tamam canım, tamam. Sen kapıcıyı uyandır, tamam mı? Tamam. O atölyeye gidip gündüzlere haber versin. Tamam. Necip, sakin ol. Suna, önce kıza bir bak. Araç bulamadım. Askerlerden rica ettim. Necip! Nefes al. Bobo, derin derin nefes al. Necip, sakin ol. Ayaklarını kaldır. Aman, göbeğine dikkat et. Göbeğine kız. Derin derin nefes al böyle. Hadi Necip, hadi kalk. Neden haber vermiyorlar? Endişelenme Necip'ciğim. Ben bir bakayım. Hı? Çalışalım değil mi? Kapıcı haber. Gündüz Bey. Girişleri ayarlıyor Gündüz Bey. O da gelecek. Ya karının vakti yok muydu da? Vardı Latif abi. Ne bileyim. Kaç haftadır yanında değilim ki kızın. Merak etme, hepsi hallolur. Ameliyatı aldılar abi. Toparla kendini. Geçeyim. Gündüz Bey geldi. Ne durumdayız? Oğlum. Sabırlı ol. Onlar var. Necip, bir kızın oldu. Annesi gayet sağlıklı. Hepiniz amca oldunuz. Görebilecek miyiz? Neyi görebilecek misiniz? Ameliyattan yeni çıktı. Yarın. Beyler, güzel haberi aldığımıza göre işlerimizin başına. Hadi bakalım. Sen burada kalabilirsin. Ben Necip'lerle ilgilenirim. Hadi sen işin başına dön. Sağ ol.
gider gitmezi ilk karbüratöre bakalım. Tamamen bir sökük kontrol et. Doğru. Tamam. Panel bağlantıları tamam mı? Ama merak adamsın ya. Ben yaparım da olmaz mı? Ne oldu? Gövde beklediğimizden ağır olmuş. Motorun gücünü yükseltmemiz lazım. İsmet, sıkıştırma oranını arttıralım. Evet. Karbüratör memelerine de bakmak lazım. Hadi alalım içeriye. Çok yakıştı Gündüz Bey. Çok güzel. Çok güzel. Ben de size uğrayacaktım. Şimdi Gündüz Bey'le konuştum. İkinci motorun da tecrübesini tamamlamışlar. Haberi Cemal Paşa'ya rapor etmemi ister misiniz? Gerek yok, ben hallederim. Peki, iyi günler. İyi günler. Önce başlayamayacaklardı, sonra bitiremeyeceklerdi. Gülüp geçiyorduk, geldiğimiz noktaya bak. Artık bir şeyler yapın Sami Bey. Ne yapmamı istersiniz Rüştü Bey? Tekrar konuşun Cemal Paşa'yla. Biz iktisadi değildir diyoruz, devlet planlama değildir diyor. Adama kimse laf dinledi. Adam dediğin zat devlet başkanı Rüştü Bey. Daha şimdi böyle. Bir de otomobillerin gittiğini görsün. Durdurabilirse. Endişeye mahal yok. Ben halledeceğim. Bakın. Ya ben izah edemiyorum ya siz anlamak istemiyorsunuz. Yeter artık beyefendi. Yeter. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. İster soruşturma açın, isterseniz emekli edin, isterseniz de hapse attırın. Ne yaparsanız yapın. Yeter ki bizi 29 Ekim'e kadar rahat bırakın. Sonrası umurumda bile değil. Memleketin parasını sokağa atıyor bunlar. Yapa yapa 1 milyonu bu otomobili yapmışlar. Yazık oluyor bu memlekete, yazık. Bir öncü verir misin? Bir milyona bir araba. Devlet Başkanı Cemal Gürsel'in emriyle yerli otomobil imalatı hazırlıkları yapıldığı ortaya çıktı.
Şu ana kadar takribi 1.400.000 lira harcanan gizli projenin adı Devrim. Eskişehir Cerat Ölyesi'nde yüzlerce personel tahsis edilen Devrim otomobilinin geldiği nihai nokta yanındaki fotoğrafta görülmekte. 29 Ekim'e yetiştirileceği iddia edilen otomobilin akıbetini uzmanlar meçhul olarak addediyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nın da muhalefetine rağmen imalatın devam edeceği açıklandı. Alo. Gündüz Bey, gazeteciymiş. Yokum. Yok Gündüz Bey. Bir dakika. Yapacak yeterince işimiz var. Niye bu kadar üstümüze geliyorlar Latif abi? Bu otomobili yapın diyen de Ankara. Gündüz Bey'i canından bezdiren de Ankara. Ah Necip ah. Ankara dediğim bir adam. 50 tane baş var orada. Birinin ak dediğine öbürü kara diyor. Tamam da ak diyen Cemal Paşa değil mi? İyi ya işte. Ona laf edemeyenler arkadan dolanıp bizi tırmalıyor. Gazeteler niye bize çullandılar sanıyorsun? O devrime ses edemeyenler bu devrimden vurmaya çalışıyorlar. Biz bu otomobili yapınca utanacaklar ama. Anlattıklarından hiçbir şey anlamadın mı be? İstemiyorum anlamak. Hayati, hesaplara bakabildin mi? Ödeneğimiz gittikçe azalıyor Gündüz Bey. Daha dikkatli harcamalıyız. Muhterem dinleyiciler, Milli Birlik Komitesi 15 Eylül 1961 Cuma günü saat 18'de Devlet ve Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel'in başkanlığında toplanmıştır. Yüksek Adalet Divanı'nca ve ittifakla ölüm cezasına çarptırılan Sakıt Reisi Cumhur Celal Bayar, Sakıt Başbakan Adnan Menderes, Sakıt Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Sakıt Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın cezalarını onaylamıştır. Ancak bunlardan Celal Bayar'ın 65 yaşını bitirmiş olması dolayısıyla ölüm cezasını müebbet ağır hapse tutmuş. Arkadaşlar. Memleketçe zor zamanlardan geçiyoruz. Bugünün mühim bir gün olduğunun en az sizin kadar ben de farkındayım. İçimizde bu habere üzülenler olabilir. Sevinenler olabilir. Hatta konuşmak, tartışmak isteyenler olabilir. Ama bizim maalesef buna bile vaktimiz yok. Bizim şu an yapabileceğimiz en iyi şey başladığımız şu işi layığıyla bitirmek ve bu otomobilleri halkımıza armağan etmek. Şimdi lütfen işlerinizin başına dönün. Dans hemen Latif Bey'e verin, sizden bekliyorum. Tamam. Tamam mı? Hasan Usta bak, bu hidroliği hala kaçırıyor. Frenleri tutmuyor. Bugün halledin bu işi. Tamam, tamam mı? Tamam. Fatih! Fatih! Fırla. Neredesin sen? Ne işin varsa bırak. Rot ayarına bakacaksın. Araba hala sağa çekiyor. Hadi fırla. Yavaş! Yavaş Halil Usta, yavaş. Onunla yap. Alıştırıyorum İsmet Bey. Alıştırıyorum derken deleceksin radyatörü. Kimse de sinir minir kalmadı artık. Gelsin. Oh. Nilüfer? Halil Usta. Tamam hadi bırak.
Ara verelim biraz. Kaç gündür doğru dürüst yemek yemiyorsunuz? Börek getirdim size. Hoş geldin. Kızım niye zahmet ettin? Hoş geldin. Zahmet gerçekten. Evet, evet gerçekten. Sen niye zahmet ettin ki? Böreğin arkasından da tatlı yemek lazım değil mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz canım. Mis gibi, mis gibi. Recep, ben şey... Masaya götürüyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Bey nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Arkadaşlar, yarım saat yemek molası. Buyurun. Elinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bana kalmazsa kan çıkar ha. Yetmezse yine yaparız Hayati abi. Bebek nasıl bebek? Ay annemi çileden çıkartıyor. Bir gaz, bir gaz sorma. Bir pırtlıyor. Çevresin. Yemek diyoruz. Ne olacak Necip? Bir dakika yalnız. Hayati. Hayati bak burada biz de varız. Sen de varsın. Abdin hiçbir anlattığı kadar iştahlıymış vallahi. Aslında Hayati daha iştahlı ama siz varsınız diye utanıyor. Utanmayın, yiyin canım, yiyin. Yiyin. Utanma da yiyin, yiyin. Şey kontrol edecek kadar vakit yok. Yok. Ne yaparsak yapalım yok. Hadi. Hadi. Şefliği aradı. Otomobilleri yüklemeden önce benzin depolarının boşaltılmasını istiyor. Yangın emniyeti geçirmiş. Emniyet mi? Niye? Yani lokomotiften kıvılcım sıçrayıp depoları tutuşturma tehlikesi varmış. İyi de Gündüz Bey, otomobilleri biz kapalı vagonda götürüyoruz. Biliyorum, zaten. Biliyorum ama talimatname böyle. Yapılacak bir şey yok. Uyumak zorundayız. Meclise nasıl gideceğiz? Meclise ve hipodroma gidecek kadar benzin bırakın yeter. Tutuyor değil mi? Latif, hazırlan artık istersen. Yok, ben gelmiyorum. Hoppala. Niye, ne oldu? Gelmeyeyim. Heyecanlanırım orada. Geride kalanlarla birlikte radyodan dinlerim. Oğlanı götür de Ankara görsün çocuk. Necip! Elindeki işi bitir de hazırlan. Akşama sen de bizimle geliyorsun. Ankara'ya. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Uğur, tamam de. Daha var. Tamam de. Biraz daha. Ya tamam de. Tamam Hayati. Tamam.
Hadi bakalım. Yükleyin artık otomobili. Hadi. Bana bak. Akıllı olur ona. Necem usta. Umurlar olsun. Sağ ol, sağ ol. Hadi başlamadı değil mi daha? Hayır. Gürsel başbakanı seçmek için... Taze çay var, isteyen alsın. Recep sen ne yapıyorsun orada? Elimizi oyalıyoruz işte. Yok yok. Her şey iyi gidecek. İnşallah. Göreceksin. İyi gidecek. Efendim, otomobiller meclise intikal etmek üzereler. Teşekkür ederim. Ay nerede kaldılar Sunu abla? Heyecandan öleceğim vallahi. Birazdan gelirler, endişelenme. Muhterem dinleyiciler, yeni reisi Cumhur Sayın Cemal Gürsel'in emriyle imal edilen İlk yerli otomobilimiz olan Devrim'in her an meclise intikalini bekliyoruz. İşte aziz vatandaşlarım. Tecrübe Eskişehir plakalı iki Devrim otomobili meclise giriş yaptı. Türk mühendisi, Türk ustası, Türk işçisinin emeğiyle imal edilen Devrim otomobilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meydanına intikal ediyorlar. Tezahüratlarla selamlıyor. Göğsümüzün kabardığı, gurur duyduğumuz bir an. Bu tarihi vakaya imza atan Türk mühendisleri otomobillerden iniyor. Sen gidiyorsun, sen küçük küçük kapat. Sarı kapat. Gel. Günaydın efendim. Günaydın sağım. Günaydın. Otomobillerin intikal ettiğini haber vermek istemiştim. Ben de onlara bakıyordum zaten. Hadi gidelim mi? Efendim daha vakit var. Aşağıda düzen tertip ediyorlar. Ha pekala, pekala. Ne kadar güzel yapmışlar. Şu halkı görüyor musun Sami Bey? Şu heyecanı görüyor musun? Gördüm efendim. İşte onun için istedim bu otomobilleri. Onun için. Şimdi anladın mı? Biraz daha oynadım.
Ayak izin. Sizinkiler de gelmiş. Üzme. Gördüm. Gündüz Bey, siyah otomobilde hiç benzin kalmamış. Ne? Daha fazla var zannediyorduk ama hiç benzin kalmamış. Ya nasıl olur? Bilmiyorum, gösterge arızası olabilir. Kaç defa kontrol ettik, kaç defa? Nasıl? Ne yapacağız peki şimdi, ne olacak? Sakin, ne yap, sakin, ne yap? Sakin olun, sakin olun. Hemen bej arabayı hazırlayın. Hazır, hazır. Necip, Hayati, siz gidin bir yerden benzin bulun. Ama bulun. Ya, biraz daha vaktimiz var. Hadi, hadi, hadi. Affedersiniz. Beyefendi, Reis-i Cumhur Hazretlerimiz için siyah otomobili kırmızı alının başına getirir misiniz lütfen? Beyefendi, biten ilk devrim otomobili bej olan. Sayın Reis-i Cumhurumuz ona binmek isteyeceklerdir. Beyefendi, makam otomobili siyah olur. Ayrıca bize emredilen siyah otomobilin hazır edilmesi. Bakın beyefendi, Reis-i Cumhur Hazretleri gelmek üzere. Ama lütfen. Anlıyorum. Tamam. Evet. Siyah hazırlayın. Daha zaman gelmedi mi? 10 dakika daha var efendim. Otomobillerin yerini tayin ediyorlar. Bir şey var. Nerede kaldı bunlar? Affedersiniz. Affedersiniz. Bu ne bunlar? Bu ne yok? Bu ne bulamadık? Bu ne yok? Yeter, yeter. Bekleyemeyeceğim artık. Ben iniyorum. Olmaz öyle, olmaz öyle. Beyefendi, izninizle bir habere bakacağım. Dök. Kıvırdım, kıvır, kıvır. Kıvır. Tamam, bir dakika. Ya, bir daha. Dök, dök. Dök. Aa, dur. Hadi çabuk. Getir, getir. Hadi. Dök. Çabuk bir şey lazım. Yırtılıyor. Yırtılıyor, yırtılıyor. Bizim ağır geldi. Şunu al, şunu al. Çabuk, çabuk. Dök, dök. Sığma. Hadi. Geliyorum. Sayın Reis-i Cumhurumuz teşrif etmek üzereler. Arz edin. Dök onu. Dök, dök. Bırak. Hadi. Tamam, kapıdan çık. Geliyor. Geliyor, geliyor. Sen çık, tamam, tamam. Kapanın mı? Ya bırak. Saygılarımı sunarım paşam. Kim alaka? Bu eseri meydana getiren Devlet Demir Yolları'nın kıymetli mühendislerini ve işçilerini tebrik ederim. Bir aşağılık duygusuyla bizde otomobil yapılamaz diyenler utansınlar. Hayır. İşte bizim memleketimizde de otomobil yapılabiliyor. Hadi bakalım, bizi kim götürecek? Ben götüreceğim paşam. Fahri, Mesut, Rüştü. Siz de gelin, arabada çok yer var.
Hayır, öne. Mühendis Bey'in yanına bineceğim. Reisi Cumhur Hazretleri otomobile bindiler ve Türkiye için tarihi bir an. Otomobil Reisi Cumhur'u hipodromdaki törenlere götürmek üzere hareket etti. İlk yerli otomobil devrim yürüyor. Sami Bey, otomobili yapmışlar. Ben hiçbir zaman yapamazlar demedim. Seri üretimi olmaz dedim. Benzin bitti paşam. Devrim aniden durdu muhterem dinleyiciler. Meclis meydanında bir ölüm sessizliği hakim. İsmet, direksiyona geç. Paşam, otomobil neden durdu? Yanlış kat olsun. Onda bir açıklama yapacağım. Neden çalışmıyor? Ha, paşam, bu devrim projesinin akıbetini etkileyecek mi? Garp kafasıyla otomobil yaptık. Ama şark kafasıyla benzin koymasını unuttuk. Nasıl? Peki başka yerler var mı paşam? Yeni bir proje için izin vereceğiz. Mühendislerle toplantı yapacak mısın? Paşam, mühendislerle toplantı var mı? Ne olacak paşam? Gazeteye haber ver. Devrim yürümedi. Koş. Hemen İstanbul'a teletecek. Manşeti değiştirsinler. Devrim yolda kaldı. Fırla. Zat-ı Alileri diğer otomobilin durmasıyla ilgili olarak garp kafasıyla otomobil yaptık ama şark kafasıyla benzin koymasını unuttuk sözünü buyurdular. Ne olacak? Bu da öteki arabaya biner. Artık binse de fark etmez. Sende benzin var mı bari? Var paşam. Gidelim.
Arabaya benzin koyduktan sonra siz de konvoya katılın. Tabii ki. Ben seninle gurur duyuyorum. Sağ ol. Elinize emeğinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olun. İsmet. Toparlandın ha? Evet. Gündüz Bey. Devrim durduğunda en azından halk onu sırtlar demiştim. Denemekten asla vazgeçme. Adı devrim olan bir otomobilin sokaklarda dolaşmasına zaten izin vermezlerdi. Hayati Bey. Buyur. Benim otomobili topladınız mı? İki tur bile attım. Gel bir de sen bak. Gel. Gündüz Bey, biz birazdan çıkıyoruz. Ha Uğur, hemen dağılmayın. Arkadaşlara fazla mesailerini ve ikramiyelerini dağıtacağım. Biz o konuyu konuştuk aramızda. Kimse fazla mesailerini almak istemiyor. Devletin parası devlette kalsın. Peki, iade ederim. Ama mahsuru yoksa sizinle bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyoruz. Olur, hemen geliyorum. Daha sonra fırsatım olur mu bilmiyorum. Bu günleri hayatımın sonuna kadar gururla anacağım. Bu projede çalışma fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Biz dışarıda bekliyoruz. Ben hala anlamıyorum. Alt tarafı benzini bittiği için otomobil durdu. O da sadece 5 dakikalığına. Neticede Cemal Paşa bizim yaptığımız diğer otomobile binip gitmedi mi? Gitti. Neden meseleye böyle bakılmıyor? Gazeteleri görmedim oğlum. Kayıtlara böyle geçti artık.
Bundan 50 yıl sonra devrim arabası denildiği zaman herkes... ha, o yürümeyen otomobil mi diyecek? Kim ne derse desin, biz bu otomobilleri yaptık. Hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez. Hiçbir şey. Nasılsınız arkadaşlar? Oo, maşallah herkes pek şık. Lütfen bana bakın arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Buyurun. Çekiyorum. Çek. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Kim? Necip Bey? Necip Bey? İşte kalan tek devrim. Benim gibi. Keşke arkadaşlarım da görebilseydi. Bilmek ister misiniz? İzin var mı? Estağfurullah Necip Bey, yapan sizsiniz. İzne ne gerek var? Benzin var mı?